Bundan tam 84 yıl önce 19 Temmuz 1937'de Ankara'ya bir mektup gönderildi. O mektubun geldiği yer Kudüs, yollayansa Kudüs'ün büyük müftüsü olarak anılan Emin El Hüseyin'iydi. El Hüseyin'i Atatürk'e hitaben yazdığı mektupta Filistin'de bugün yaşananları o günlerde tahmin ederek Türkiye'den yardım istemişti. İsrail Gazze'ye bomba üzerine bomba atıyor, yine savunmasız siviller evlerinden, hayatlarından oluyor. Bundan tam 84 yıl önce 1937 yılında Ankara'ya gönderilen bir mektup bugünleri tahmin eden satırlardan oluşuyordu. Kudüs'ün büyük müftüsü olarak anılan Emin el Hüseyin'i Atatürk'e hitaben yazdığı mektubunda İngiltere'nin Kudüs'te manda yönetimiyle kontrol altına almaya çalıştığı Araplar üzerindeki etkisinden bahsederek Filistin'in Yahudileştirilip parçalanma şehrinden kurtarılması için destek istiyordu. Gazeteci yazar Murat Bardakçı Filistinde bugün yaşananları 84 yıl öncesinden görerek Türkiye'den yardım isteyen Emin El Hüseyin'in mektubunu köşesinde yayınladı. Kudüs Müftüsü kehanete andıran 13 sayfalık mektubunda Filistin'in Müslümanların aleyhine taksim edileceğini belirterek yakın bir gelecekte nüfus çoğunluğu Yahudilerden oluşacak ve Müslüman Araplar azınlık kalacaklar sözlerine yer veriyor. 1948'de kurulan İsrail'i de yakın gelecekte kurulması planlanan Yahudi devleti ismiyle 11 yıl öncesinden öngören El Hüseyni Mescid-i Aksa ve Harem-i Şerif Yahudilerin atifetine tabi ve bilfil tehditleri ve otoriteleri altında bulunmuş olacaktır. Sözleriyle adeta bugün yaşananları tasvir ediyor. Emin El Hüseyin'i mektubunun sonunda Atatürk'ten şu sözlerle yardım istiyor. Bu mukaddes arazide bulunan Müslüman ve Hristiyan Araplar memleketlerini emperyalizm ve Yahudileştirme ve parçalama şehrinden kurtarmak ve oradaki milli, dini ve tabi haklarını muhafaza etmek yolunda sarf edeceğiniz mesainin neticelerini sabırsızlık ve endişeyle bekliyorlar.